Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizi yaratan ve bize Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak gönderen Rabbimize hamdolsun. Bize Kur'an'ı hadisleriyle tefsir eden, açıklayan onun Habibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selamlar olsun. Hepinizin malumudur ki Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de kendi özel ismiyle zikredilen tek aydır. Peki Ramazan ayı niye kendi özel ismiyle Kur'an'da zikrediliyor? Yani diğer aylardan farklı kılan özelliği nedir? Oruç ayı olması mıdır veya başka bir şey midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Mevla Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân diye devam eden ayet-i kerimede Ramazan ayı ki ellezî unzile fîhil Kur'ân içinde Kur'an inmiştir. O Kur'an ki insanlık için hidayet rehberidir. İnsanlığa yol gösterir. İnsanların hidayete ermesine götüren kitaptır diyor. Demek ki Ramazan ayını farklı kılan, diğer aylardan ayıran, Kur'an'da kendi özel ismiyle zikredilmesini sağlayan bu ayda Kur'an'ın inmiş olmasıdır. O halde şunu bileceğiz. Ramazan ayı ile Allah kelamı Kur'an-ı Kerim arasında özel bir münasebet vardır. Bu münasebet sebebiyle bizler de Ramazan ayına girerken oruç tutmakla beraber Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyacağız. Hatta imkanımız varsa Hazreti Peygamber Efendimizin Hazreti Cebrail ile beraber her Ramazan ayında okudukları usul üzerine okuyalım. Nedir bu usul? Mukabele usulü. Hazreti Peygamber okurdu, Hazreti Cebrail dinlerdi. Hazreti Cebrail okur, Hazreti Peygamber dinlerdi. Ve Kur'an bu şekilde sahabeye aktarıldı ve sahabe de aynı mukabele usulüyle hafızlar okudu, diğerleri dinlediler ve sağlam bir şekilde Kur'an günümüze kadar ulaştı ve inşallah biz de aynı usulle Kur'an'ı bir sonraki nesle ulaştıracağız. Dolayısıyla Ramazan ayında diğer aylardan okumadığımız kadar çokça Kur'an okuyacağız. Kur'an okumak ibadettir, başlı başına bir ibadettir. Nasıl ki namaz kıldığımızda, oruç tuttuğumuzda, zekat verdiğimizde, sadaka verdiğimizde bir sevap kazanıyorsak, Kur'an okuduğumuzda da aynı şekilde sevap kazanacağız. Kur'an'ı hatmettikten sonra, bir hatmi bitirdikten sonra dua edeceğiz ve o sevabı istediğimiz kişiye bağışlayabiliriz. İşte bu şu anlama gelmesin ki Kur'an sadece okunmak için, ölülere bağışlanmak için inmiştir anlamına gelmesin. Elbette ki Kur'an yaşayanlar, diri olanlar kendi nefsinde, kendi şahsında, yaşantısında tatbik etsin diye inmiştir. Ancak biz kendi şahsımızda, kendi yaşantımızda Kur'an'ı tatbik etmek için okurken o okuyuştan dolayı bir sevap kazanıyoruz ve kazandığımız o sevabı bağışlıyoruz. Bizim sevabı ölülere bağışlayacak olmamız bizim Kur'an'ı yaşantımızda uygulamamıza engel teşkil etmez. Bir şeyi ifade ederken, bir şeyi söylerken çok yönlü düşünmek, mantıklı düşünmek gerekir muhterem kardeşlerim. İşte bazıları Kur'an ölülere okunmaz, sevabı bağışlanmaz diyorlar. Elbette ki Kur'an, eğer sadece Kur'an'ı biz ölülerimize bağışlamak için okursak bir tarafını eksik bırakmış oluyoruz. Kur'an'ı biz kendi yaşantımızda tatbik etmek için Kur'an'ı okuyacağız, inceleyeceğiz. Arkasından da hasıl olan sevabı ölmüşlerimize bağışlayacağız. Kur'an okunduğu vakit Kur'an'ın her bir harfinde,
insana bir iyilik yazılır. Her iyiliğin karşılığı 10 sevaptır. Dolayısıyla biz elif, la, mim diye başladığımız zaman, bakın sadece eliften dolayı bir iyilik ve o iyilik de 10 sevap bize kazandırıyor. Lam 10 sevap kazandırıyor, mim aynı şekilde bize 10 tane sevap kazandırıyor. Dolayısıyla sevabı bol olan bir ameldir, bir ibadettir Kur'an-ı Kerim. Biz Kur'an'ı bu mübarek Ramazan ayında çokça hayatımıza yer edinmesini sağlayalım. En azında bakın bu mübarek Ramazan ayında hatim sayımızı çok tutmak için yarışmayalım. En azında bir tane hatim indirelim ve o hatmi Kur'an anlamını, Kur'an'ın mealini okumak suretiyle farklı tefsirlerden Allah'ın mesajını öğrenmek adına inceleme yapalım, okuyalım değerli kardeşlerim. Biz Kur'an'ı bu şekilde incelediğimiz zaman, Kur'an'ı bu şekilde okumaya çalıştığımız zaman biz Kur'an'dan istifade etmiş oluyoruz. Kur'an'ı mutlaka çocuklarımıza Kur'an'ı öğretelim. Kur'an küçük yaşta çocuklarımıza öğrettiğimiz zaman onun etine ve kanına karışmış oluyor. Küçük yaşta öğrenilen Kur'an, büyüyen kişi büyüdüğü vakit de inşallah hidayetten ayrılmaz. Ayrılsa bile hidayeti tekrardan bulması kolay olur. Onun için biz, çocuklarımız bizim yanımızdayken, daha bizim sözümüzü dinliyor iken, biz çocuklarımıza Kur'an'ı öğretelim. Çocuklarımıza Kur'an ehli olmalarını sağlamak için yol gösterelim. Bakın insan öldükten sonra cennette bu dünyada yapılan hiçbir amel cennette yapılmaz. Ama Kur'an-ı Kerim ibadeti cennette de insan haz alacak, Kur'an'ı okumaktan haz aldıkları için cennette de insanlar Kur'an okuyabileceklerdir. Dünyada olup da ahirette devam eden amellerden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Onun için bizler kendimizi bu hazineden mahrum etmemeye gayret gösterelim. Bu rahmet ayında, bu bereket ayında evimizi Kur'an'dan mahrum etmemeye çok büyük bir gayret gösterelim. İnşallah bu Ramazan ayında başlayacağımız Kur'an okumalarına Ramazan ayından sonra da devam ettireceğiz. Ve Kur'an bizim hayatımız, Kur'an bizim yaşantımız olmadığı sürece bizim dünyada ve ahirette huzura kavuşmamızın mümkün olamayacağını her insanın bilmesi gerekiyor. Çünkü Allah insanı yarattı. İnsanı dünyaya gönderirken dünyada nasıl yaşaması gerektiğini, ahireti nasıl kazanabileceğini Kur'an yoluyla bize öğretti. Onun için biz Kur'an'ı öğreneceğiz, Kur'an'ı hayatımızda tatbik edeceğiz ve ibadet kastıyla çok okuyacağız. Rabbim cümlemize çokça Kur'an okumayı nasip etsin. Bu mübarek Ramazan ayında Kur'an hatırına hastalarımıza şifa göndersin, dertlilerimize devalar göndersin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun.